Merhaba. Şimdi sunumumda size çoklu ortam uygulamalarında ölçme ve değerlendirme araçlarından bahsedeceğim. Öncelikle ölçme kavramımızla başlayalım. Ölçme, nesnelerin belirli özelliklerini gözlemleme ve gözlem sonucunun ifade edilmesidir. Ancak bu gözlem sonucunu ifade ederken kullandığımız nesnenin cinsine göre ifade ediyoruz. Nedir bu? Mesela bir nesnenin ağırlığını ölçerken ölçme sonucumuz olarak kilogram şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Ya da bir nesnenin uzunluğunu ifade ederken metre cinsinden belirtmemiz gerekir. Eğitim süreçlerinde ise ölçme işlemi öğrencilerin anlatılan konuları öğrenip öğrenemediklerini çeşitli sınavlar aracılığıyla sınama işlemidir. Burada da puan sistemini kullanırız. Değerlendirmeye gelecek olursak, ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve ölçülen nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşmaktır. Ölçüm sonuçları bir ölçütle karşılaştırılmaksızın salt ölçüm sonucu olarak ele alındığında ifade ettikleri anlam yetersiz kalıyor. Bundan dolayı şekilde de görebileceğiniz gibi ölçme sonucu elde edilen ölçüm herhangi bir kriterle karşılaştırılıyor ve gözlenen nesne ile ilgili bir karar veriliyor. Kriter iyi belirlenmemişse ya da yanlışsa buna dayalı değerlendirmede yanlış sonuçlar verebiliyor. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin asıl amacı belli yeterlilikleri ve yetenekleri göz önüne alarak geçerli yorumlar yapmaktır. Değerlendirme türleri de biçimlendirmeye yönelik yani formatif değerlendirmeler ve sonucu görmeye yönelik olan sumatif değerlendirmek olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biçimlendirmeye yönelik olanlar ders süreci esnasında öğretmen konunun anlaşılıp anlaşılmadığına yönelik öğrencilere soru-cevaplar oluşturur. Bu esnada öğrencinin temayı kavrayıp kavramadığını ölçer. O noktada çocuk da eğer bir yanlış öğrenmesi varsa anında geri dönüt aldığı için öğrenmesini biçimlendirmiş olur. Yani doğru öğrenmişse bunu teyit eder, yanlış öğrenmişse doğrusunu öğrenir. Bu noktada yaptığımız ara sınavlar, quizler biçimlendirmeye yönelik değerlendirme türlerine örnek gösterilebilir. Hatta genellikle kullanılan kahut türü uygulamalar, davranışları pekiştirmeye yönelik olan ClassDojo gibi uygulamalarda bunlara örnek gösterilebilir. Sonucu görmeye yönelik summatif değerlendirmeler ise nihai bir amaca ulaşıyor. Yani bir dönemi değerlendiriyor olabiliriz. Yani bunu sumatif değerlendirmeye kadar birçok formatif değerlendirme yapılmıştır zaten. Mesela YKS ye hazırlanan çocuklar için aralarda olan dönem sonu sınavları formatifken YKS sınavı onun için summatiftir. Çünkü sonucunda bir puan alıyor ve hedeflediği yer için puanının yeterli olup olmadığını öğreniyor. Yerleştirme oluyor bunun sonucunda. TOEFL sınavları da yine buna yöneliktir. Asıl TOEFL sınavına kadar ara değerlendirmeler, quizler olmuştur. En son olarak TOEFL'dan sonra aldığı puan da onun için bir değerlendirme niteliğindedir. Bir ölçme aracının geçerliliğinin, güvenilirliğinin ve kullanışlılığının test edilmesi gerekir. Bu onun kalitesini belli eder. Nedir bunlar? Geçerlilikle başlayalım. Ölçme aracının ölçmek üzere hazırlandığı konuyu ölçebilme derecesidir. Yani bir geçerlilik için her şeyden önce ölçülecek özellikleri tam ve doğru olarak ölçülmesi söz konusu olmayan başka özelliklerle karıştırmadan ölçebilmektir. Mesela geçerliliği etkileyen faktörler vardır. Nedir bunlar? Madde sayısı, ölçme yöntemi, puanlayıcının yanlılığı, uygulama koşulları, ortam, puanlanan kişinin duygu durumu. Bunların hepsi ölçme aracının geçerliliğini etkileyen faktörlerdir. Bir de ölçme aracının güvenilirliği var. Bu da ölçtüğü özellik ya da özellikleri tutarlı olarak ölçebilmesidir. Güvenirliğin test edilebilmesi için aynı test aynı öğrenci grubuna uygulanmalı ve aynı kişi tarafından puanlanması yapılmalı. Bu şekilde güvenirliğini ben ölçebilirim. İkinci bir test sonucunda ne kadar doğru bir araç kullandığımı tespit edebilirim.
ölçmeyi yapandan, ölçme aracından, grubun özelliklerinden kaynaklanan bazı sorunlar güvenirliği olumsuz etkileyebilir. Şimdi geçerlilik ve güvenirlik çok karışan iki kavramdır. Geçerli bir test oluşturabilmek için ille de güvenilir bir test geliştirilmelidir. Ancak testin güvenilir olması için testin geçerli olacağını garanti etmiyoruz. Bu şekilde de arasındaki farkı gözlemleyebiliriz. Ölçme aracının kullanışlılığı da önemlidir. Kullanışlılık kavramının içine neler giriyor? Kullanıcı tarafından zorlanmadan geliştirilmesi gerekir. Öğrenciler tarafından sıkılmadan, zahmetsiz uygulanması gerekir. Puanlamanın kolay olması, masrafsız olması gerekir. Bunlar kullanışlılığı etkiler. Örneğin ne yapıyoruz? Bir sınav yapıyorsak bu ölçme aracını bir sürü fotokopi çektirmemiz gerekiyor tüm sınıf seviyelerini uygulayabilmek için. Ama internet ortamında yaptığımızda bu kağıt israfından kurtulmuş oluyoruz mesela. Bu da kullanışlılığa bir örnek olarak gösterilebilir. Bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirme öğretmenler için geri bildirim boyutunda büyük kolaylık sağlıyor. Hatta yapılan araştırmalar incelendiğinde çoklu ortam uygulamaları içerisinde yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle bilgisayar temelli ölçme değerlendirme kavramının eş değer olduğu görülüyor. Buradaki şekil de bize bilgisayar teknolojisi ve ölçme değerlendirme sürecini en geniş anlamda bir araya getiren kavramın bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirme olduğunu görüyoruz. Şöyle örnek vereyim. Mesela burada en içte olan internet destekli ölçme ve değerlendirmeye TOEFL sınavını yine örnek gösterebiliriz. Çünkü ağ tabanlı bir değerlendirmedir ve orada ölçüm sonuçlarını görebiliyoruz. Bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirme uygulamalarını çoklu ortam destekli değerlendirme uygulamaları kapsıyor diyebiliriz. Çünkü çoklu ortam destekli de daha fazla etkinlik, daha renkli materyaller, daha ağ tabanlı uygulamalar kapsıyor. Mesela bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirme uygulamalarının öz düzenlemeyi arttırdığı, bilgi okuryazarlığı deneyimini arttırdığı, öğretim sistemlerinin teknolojik çağa uyumluluğunda fayda sağladığını ve yüksek eğitimde verimlilik artışını gözlemlediği görülüyor. Çoklu ortam destekli ise tüm bunları kapsadığı gibi öğrencilere gerçek yaşam deneyimi sunuyor, öğrencilerdeki motivasyonu arttırıyor, performansta da bir artış gözleniyor aynı zamanda. Çünkü öğrenci daha ilgili, daha aktif ve bireysel dönüt de alabildiği için çoklu ortam destekli de anında pekiştireç sağlıyor ve çocuğun da performansı artıyor. Doğrusunu yanlışını daha güzel analiz edebiliyor. İçeriğindeki bireysel dönütlerle az önce dediğim gibi öğrenci öğrenmesinde artış gözlenmiş. Zamandan tasarruf yapıyoruz. Normalde öğrencilere kağıtla bir ölçme değerlendirme yaptığımızda bir de gidiyor işte op diye işaretleme yapıyor derken bu bir zamanı yayma süreci. Ama çoklu ortam destekli de öğrenci iki tıkla zamanını da kısaltmış oluyor. Daha fazla soru çözme imkanı sunuyor. Değerlendirme maliyetinde de düşük olduğu gözlemlenmiş. Çoklu ortam uygulamaları bilgisayar destekli uygulamalar ile internet destekli uygulamaları kapsamaktadır demiştik az önce. Şimdi de çoklu ortam ölçme değerlendirme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Dört çeşittir bunlar. Göster işaretle türü yönergeli sorular, sürükle bırak türü, metin giriş türü yönergeli sorular ve nesne çizim türü yönergeli sorular. Bunları inceleyelim. Göster ve işaretle türünde ekranda sorunun yanıtı oluyor. Birden fazla bulunan nesnelerden birini seçme yani tıklama prensibine dayanıyor. Mesela StudyG uygulaması var Android ve App Store'da. Burada mesela bir tane ülke seçiyorsunuz ya da size bir ülkeyi soruyor ya da bir özellik veriyor bu hangi ülkeye aittir diyor. Sizin tıklayarak bunu haritadan göstermeniz gerekiyor. Tıkladıktan sonra da o ülkeyle ilgili size detaylı bir bilgi de veriyor aynı zamanda.
Sürükle bırak türü yönergeli sorularda iki ya da üç grup olabiliyor. Ekran üzerinde bulunan resimler, yazılar, formüller nesnelerin daha önceden belirlenmiş bir konuma sürüklenmesi prensibine dayanıyor. Ben şöyle bir örnek verdim. Mesela biz ilkokulda işte meyvelerle sebzeleri karışık veririz çocuklara. İki kategori gösteririz. Bazen bunu tabloyla gösteririz, bazen sepetle görselleştiririz. İşte meyveleri meyve sepetine sürüklemesini, sebzeleri sebze sepetine sürüklemesini isteriz. Bunlar yine çoklu ortamda uygulama şeklinde de bulunan çokça aplikasyonları var. Metin giriş türü yönergeli sorular biraz risklidir. Neden? Çünkü burada daha önceden tanımlanmış bir kısa yanıt var. Ekran üzerinde ayrılan giriş kutusuna yazılması gerekiyor bunun. Öncesinde bir soru soruyor. Türkiye'nin mesela örnek veriyorum. Büyük bir bölümü hangi kıtada yer alır? Asya diye cevap vermesi bekleniyor öğrenciden. Ama şimdi biz normalde klasik sınavlarda ne yaparız? İşte çocuk bir sürü yazı yazar. Asya değil de Ay'a yazdığında Asya'yı unutmuş, yazamamış ama Asya demek istiyor buradan deyip puan verebiliyoruz. Ama burada Asya yazmadığı sürece hiçbir puan alamaz. Yani net bir şekilde istenen kelimeyi aynen bu kutuya yazması gerekiyor. Ve altında da bir sekme oluyor. Bir sonraki soruya geç, soruyu geç, bir sonraki gibi kutulcuklar olabiliyor. Onlara tıklayarak sonraki soruyu görebiliyoruz. Nesne çizim türü yönergeli sorular. Burada ekran üzerinde bir çizim gerçekleştirmesi isteniyor çocuklardan. Mesela Drive It uygulaması var. Bunlar da yine iOS ve Android'lerde indirilebilecek uygulamalar. Rakiplerini yenmek için hızlıca çizgi zirveye yüksel gibi hedefler belirleniyor çocuklara. İşte ananas çizmesi isteniyor ya da rakamları, sayıları, harfleri çizmesi isteniyor. Yakın ya da birebir çizimler gösterildiğinde bir sonrakine ilerleyebiliyor. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanılabilecek soru türleri. Bunlar da yine dört çeşit. İşte kısa yanıtlı testler var, çoktan seçmeli testler var. Ondan sonra doğru yanlış tipinde testler var. Bir tane daha metin türünde testler var. Şimdi bakalım onlara. Mesela kısa yanıtlı testlerde bizim aslında eskiden beri bildiğimiz boşluk doldurmalı testler. Burada ne yapıyor? Kademelere göre zorluk dereceleri değişiyor bunların. Mesela lise düzeyindeki çocuklara genellikle herhangi bir ipucu verilmez. Çocuklara şıklarda verilen cümlelere uygun gelmesi gereken anahtar kelimeyi yerleştirmesi istenir. Ama biz ilkokulda genellikle çocuklara karışık bir şekilde kelimeleri veririz. Cümlelerde aşağıda verilir. Uygun boşluklara kelimelerden ipucu ulaşarak çocukların yazması istenir. Artık bunların uygulamaları da var. Mesela örnek verecek olursak Practice English Grammar uygulaması. Burada işte bir cümle veriliyor. Arada bir boşluk veriliyor. Bu boşluğa hangi kelimenin gelmesi gerekiyor şeklinde sorular oluyor. Burada da işaretleyerek aslında çoktan seçmeliye de giriyor bu. İkisini bir arada uygulayabiliyor. Eşleştirme maddeleri. Burada iki grup veriliyor çocuklara. Bu iki grup içerisinde görsellerle kelimelerin eşleştirmesi de istenebilir. Kelimelerle kelimelerin eşleştirilmesi de istenebilir. Buradaki örnek uygulamada mesela İngilizce kelimeleri çocuklara öğretmek için İngilizce fotoğraflarla birlikte destekleniyor. Çocukların sürüklemesi isteniyor ya da renkli iplerle eşleştirmesi isteniyor. Bunun düzeyini zorlaştırmak istiyorsak ya da puanlamada şans faktörünü ortadan kaldırmak istiyorsak bir grubun yani yerleştirilmesi istenen ana kelimelerin sayısını az tutabiliriz. Cevap sayısını, seçenekleri çoğaltabiliriz. Bu noktada da çocuk uygun olan kelimeyi seçmesi gerekiyor. Çünkü iki grupta da kavram sayısı eşitse sona kalan zaten doğru olacağı için eğer doğru gidiyorsa şans faktörü onu etkiliyor, tam puan almasına sebep oluyor. Sınıf seviyesi yükseldikçe burada bir grubun sayısını azaltabiliyorlar. Doğru yanlış testleri burada bunu da çok eskiden beri kullanırız. Klasik sınavlarda da içerisinde doğru yanlış soruları olan
iki seçeneği %50 %50 cevaplama hakkımız olan soru tipleri. Burada bir kavram veriliyor, bir tanım veriliyor. Bunun doğru ya da yanlış olacağına dair tik atıyoruz. Bunların artık yine uygulamaları da var. Hatta ben çok sevdiğim için direkt doğru yanlış şeklinde arama motoruna yazdığınızda Android ve iOS'larda böyle derslere yönelik doğru yanlış testlerinin olduğu bir uygulama da var. İşte coğrafya ile ilgili, tarihle ilgili, sporla ilgili herhangi bir kategoriyi seçiyorsunuz. Öğrenci start'a bastıktan sonra doğruysa doğru, yanlışsa yanlış diyor ve sonunda da doğru sayısını raporlamış oluyor. Çoktan seçmeli testler, bunlar bildiğimiz gibi işte sınıf seviyesine göre şık sayısının artabildiği, E şıkkına kadar genellikle kullanılan 4 seçeneği, 5 seçeneği olan soru tipleridir. Bunların yine uygulamaları var, Bil ve Fethet gibi. Bunlar online değiller. İstediğiniz zaman girip o uygulamadan soruları, mesela burada Bil ve Fethet uygulamasında genellikle tarih soruları var. Soruları 4 seçenekten herhangi birini işaretleyerek, puan alarak ilerleyebiliyorsunuz. Birazdan çoklu ortam uygulamalarında kullanılanlardan, yani Quizizz gibi uygulamalardan bahsedeceğiz. Burada yeri gelmişken değineyim. Quizizz'de de çoktan seçmeli sorular var. Ancak burada online bir şekilde tüm öğrenciler giriyor. Uygulayıcı sınavı başlatıyor ve verilen belirli süreye göre o soruları işaretleyerek ilerliyorsunuz. Sonucunda kaç doğrunuz var, kaç yanlışınız var, arkadaşlarınızla birlikte kaçıncı sıralamadasınız, kaç dakikada bitirdiğiniz gibi raporlaştırmaya da ulaşabiliyorsunuz. Şimdi çoklu ortam ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Burada quiz game var, Kahoot var, Socrative Clickers. Bunların hepsine birazdan değineceğiz. Buradaki uygulamaların bazılarında sınıf oluşturabiliyorsunuz. Velilerle iletişime geçebiliyorsunuz. Öğrencilere ödev gönderebiliyorsunuz. Bazılarında sadece anket yapabiliyorsunuz. Bazılarında tüm soru sorma çeşitlerine rastlayabiliyorken bazılarında sadece çoktan seçmeli sorulara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bunları ana başlı olanlara, hani asıl bilmemiz gerekenlere ana hatlarıyla bir değinmek istiyorum. Mesela Math Playground. Bu uygulama genellikle matematik uygulamalarını içeriyordu ama son zamanlarda sosyal fen gibi dersleri de daha zevkli hale getirmek için içeriğine oyunlar yüklenmiş, videolar yüklenmiş, hikayeler var. Genellikle İngilizce dizayn edildiği için çok fazla yaygın kullanılmıyor. Çünkü bu platformu kullanmak için biraz daha böyle öğrencilerin de sizin de İngilizceye hakim olmanız gerekiyor. Ama özellikle İngilizce öğretmenleri bunu kullanmak istediklerinde çok zengin bir içeriği olduğunu fark edecekler. Burada sınıf seviyelerine göre öğrencilere uygulamalar sunmuşlar, hikayeler, videolar sunmuşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Kahoot genellikle birçoğumuzun bildiği bir uygulama. Özellikle ben de derslerimde çok fazla uyguluyorum. Kahoot'u kullanabilmek için iki ekran açılması gerekiyor. Mesela öğrencilerinizde tablet ya da telefon kullanılıyorsa derste onlar da bu uygulamanın inmiş olması gerekiyor. Siz de uygulayıcı kişi olarak akıllı tahtaya bunu yansıtıyorsunuz. Siz önce öğrencilere kod göndermeniz gerekiyor. Öğrenciler sınavın kodunu giriyorlar. Öğretmen start'a bastıktan sonra öğrenciler soruları tek tek çözmeye başlıyor. Ancak öğrencilerin ekranına çıkan seçeneklerde sadece semboller var. Öğretmenin ana ekranında ise sembollerin yanında cevaplar kelime şeklinde görünüyor. Çocuklar ekrana bakıp, öğretmenin yansıttığı ekrana bakıp cevabı bulup kendilerindeki tablette ya da telefonda bulunan ekranda sadece sembolleri işaretliyorlar. Burada hızlı olmak önemli ve fazlasıyla doğru yanıt bulmak önemli. Çünkü çocuklar uygulamanın sonunda birinci, ikinci, üçüncü diye ekranda derecelendiriliyorlar. Aynı zamanda orada bir eğlenceli bir tatlı rekabet de oluyor. O yüzden çocuklar zevkle
Bu uygulamayı kullanmak istiyorlar. Hatta ben kendimden göstermek istiyorum. Ben öğrencilerime hikaye kitaplarını okuyorlar. İşte 3 gün süresi varsa o hikayeyi okuduktan sonra ben bir değerlendirme yapacağımı söylüyorum. Özellikle 1. sınıf öğrencilerinde mesela Düş Macunu diye bir hikaye vardı. Bununla ilgili sorular hazırladım kitabı okuyup. Çünkü çocukların anlamlı okumasını pekiştirmek istiyorduk. Yani sadece tek düze okumasını istemiyorduk. O hikaye kitabından resimler ekledim buna mesela. İşte oynatmak istediğinizde başlatıyorsunuz mesela öğretmen oturumundan. Açmak istediğinizde burada klasik bir şekilde başlıyorsunuz. Takım şeklinde de başlatabiliyorsunuz. İşte öğrencilere bu kod gidiyor. Eğer öğrenci kendi aplikasyonundan bu kodu başlattığında, yazdığında buraya tek tek öğrencilerin isimleri geliyor. Ardından siz Start'a bastığınızda, şu anda kimse gelmediği için Start'a basamıyorum. Start'a bastığınızda öğrenciler bu sınava başlamış oluyorlar. Devam edelim biz sunumumuza. Ayrıca Kahoot'ta artık şu da var, onu da söylemeden geçmeyeyim. Mesela şu normalde çocuklar uygularken nasıl sembolleri görüyorlarsa, Kahoot'ta artık ödev verilebiliyor. Ödev verildiğinde öğrenciler şıkları kendi ekranlarında görebiliyorlar bu arada. Bu bilgiyi de vereyim. Quizlet'te sınıf oluşturabiliyorsunuz. Oluşturulan bu sınıfta öğrencilerinize çalışma setleri hazırlayabiliyorsunuz. Özellikle İngilizce öğretmenlerinin çok sık kullandığı bir uygulama Quizlet. Çünkü içeriği de çok İngilizce kavramlar bulunduruyor ve mesela kelime öğretmek istedikleri için fazlasıyla orada kelime kartları var. Kelime kartlarına işte görseller yerleştiriyor öğretmenler. Bu görsellerin arkasında kelime var. Çocuk eğer doğru bilip bilmediğini tıklayarak öğrenebiliyor. Ayrıca burada öğrencilere çoktan seçmeli sınavlar, boşluk doldurmalı, klasik türünde sorular hazırlayabiliyorsunuz. Sonuçları grafiğe dökebiliyorsunuz. Çocuklarla da bunları paylaşabiliyorsunuz. Bunu da ilerleteyim. Bamboozle çok fazla kullanılmıyor ama özellikle bazı İngilizce kurslarında ya da lise düzeyindeki öğrencilerde çok renkli uygulamalar cazip gelmiyor. Artık ilgisi düşüyor çocukların. Daha çok o düzeydeki öğrenciler böyle takım yarışlarını, bilgi yarışması ortamını sevdikleri için Bamboozle onlar için ideal. Ne yapılıyor? Mesela işte 16 kişilik bir sınıf varsa ikiye bölebilirsiniz. İki takım oluşturabilirsiniz, üç takım oluşturabilirsiniz. Sanırım 6 takıma kadar gidiyordu bu. Burada siz kendiniz quizler oluşturabiliyorsunuz Bamboozle'da uygulayıcı olarak. Hazırladığınız quizi öğrencilere sunabilirsiniz. Ama burada öğrencinin herhangi bir tablete, telefona falan ihtiyacı yok. Siz sadece akıllı tahtaya bunu yansıtıyorsunuz. Çocuklarda bir takım oluşturuyorsunuz. Sonra o takıma göre diyorsunuz ki mesela takım 1'deki Ahmet. Kaç numaralı soruyu çözmek istiyorsun diyorsunuz. Çocuk soruyu görmüyor, sadece soru numarasını görüyor. Diyor ki mesela 7 numaradakini çözeceğim. Orada çocuk soruya doğru cevap veriyorsa ekrana çıkan soruda doğru cevaba göre takımına otomatik olarak puan kazanıyor. Sonra ikinci takımdaki diğer öğrenciye atıyorum işte Mehmet'e sıra geliyor. O herhangi bir soruyu çözüp puan almaya çalışıyor. Ama eğer yanlış cevap verdiyse takımına eksi puan kazandırıyor. Bu şekilde tüm soruları yanıtlıyorlar ve takım şeklinde yarışmaya başlıyorlar. Bamboozle'da yine aynı zamanda kendiniz quiz oluşturabildiğiniz gibi başkalarının oluşturduğu quizleri de kullanabilirsiniz. Quiz Game bir Türk geliştirici olan Pixofon'un tasarlayıp geliştirdiği bir uygulama. Farklı meydan okumaları barındırıyor. Minik quizlerden oluşuyor. Buna ek olarak karantina modülü var, duello, turnuva modülü var ve bunlar çocuklar için çok dikkat çekici modüller. Yalnız burada takibi
çok istiyor bu uygulama. Çünkü karantinaya düşen soruları işte bir başkası gelip çözebiliyor, oradan puanlar kazanabiliyor. O yüzden karantinaya sık sık gidip orayı kontrol etmeniz gerekiyor. Ayrıca soruları çözerken cevap elle joker hakkınız var. Cevabı göster diyebiliyorsunuz. Soruyu atla diyebiliyorsunuz. İkinci bir şans isteyebiliyorsunuz. Yani söylenenlere göre oyunla öğretmek, öğrenilenleri ölçmek, raporlamak, tüm bunları yaparken de eğlenmek istiyorsanız bu uygulama ideal diyebiliriz. Bölüm başına puanlar alıyorsunuz. Kendi grafiklerinizi de buradan gözlemleyebilirsiniz. Kaç soru çözdüğünüzü, ne türde çözdüğünüzü. Yalnız bunlar yine ortaokul, lise düzeyinde hazırlanan platformlar. Çok detaya giriliyor burada çünkü ve çok dikkat isteyen türde sorular var. Class Dojo çok yaygın kullanılan bir ortam. Burada sınıf oluşturabiliyorsunuz. Sınıflarınızda öğrencilere avatarlar belirliyorsunuz ve öğrenciler olumlu davranışları oldukça, yani sınıf kurallarına uyuldukça, ödevler tamamlandıkça, parmak kaldırarak sınıfta konuştukça puanlar alıyorlar. Davranışlarını pekiştirmeye yönelik olarak bir platform. Yalnız biz bunu çok fazla böyle akademik anlamda kullanmayı uygun görmüyoruz. Çünkü öğrenciler bu platformu çok fazla seviyorlar. Avatarlarını değiştirmek istiyorlar. Mesela burada Nilmira, Mustafa bu benim sınıfım bu arada. İşte Zeynep. Bunlar avatarlarını, ClassDojo'nun avatarlarından değil de puanları yükseldikçe kendileri seçtikleri resimlerden oluşturabiliyorlar. Ayrıca bu ortamda velilerle iletişime geçebiliyorsunuz. Veli, öğretmen ve öğrenci arasında da mesaj gönderilebilen bir sanal sınıf ortamı diyebiliriz. Edmodo da yine bir sanal sınıf ortamı ama İngilizce oluşturulmuş bir ortam. Öğrencilere doğru yanlış, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, eşleştirmeli sorular hazırlayabiliyorsunuz. Bu anlamda ClassDojo'dan çok daha geniş bir platform. Ödev başlığı belirliyorsunuz. Ödevinizin bir süresi oluyor. Buna uygun bir takvim belirliyorsunuz öğrencilere. Yani belirlenen tarihten sonra gelen ödevi sistem kabul etmiyor. Ödevle ilgili bir açıklama yazabilirsiniz. Notlarınızı öğrencilere dikkat çekmeleri gereken yerleri belirtebilirsiniz. Ve bir ek dosya gönderebilirsiniz buradan. En sonunda da gönder butonuna basabiliyorsunuz. Burada yine yaptığınız sınavları, uygulamaları raporlaştırabilirsiniz. Bunları velilerden velilere gönderebilir, paylaşabilirsiniz. Öğrencilerle yine paylaşma imkanınız oluyor. Socrative'in içeriği çok güzel aslında. Burada sanal sınıf ortamı yine var. Çoktan seçmeli sorular var. Kısa cevap ve doğru yanlış soruları var. Yine bir ölçme değerlendirme aracı. Sınav sonuçlarının detaylı analiz edilebildiği bir ortam. Mesela ben hazırladığımdan şöyle kısaca bir geçiş yapıp göstereyim isterseniz. İngilizce bir ortam olduğu için bu arada ben mesela bir doğru yanlış testi oluşturmak istedim sorulara, çocuklara. Denemek için bir uyguladım. Tabii doğru yanlışları direkt true false olarak yerleştirdi. İngilizce bir platform. O yüzden doğru yanlıştan ziyade siz işte daha çok test, kısa yanıtlı soru tiplerinde uygulayabilirsiniz eğer Türkçe bir uygulamaysa. Şöyle göstereyim isterseniz Socrative'in ana sayfasında. Burada quizler oluşturulabiliyor. İşte kısa cevaplı sorular, çoktan seçmeli sorular ve doğru yanlışlı sorular var burada. Mesela quiz kısmına geçiyorum bir saniye. Burada mesela benim hazırladıklarım var. Şunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada şehir kısmından öğrencilerle paylaşabiliyorsunuz quizinizi. Link kopyalanıyor. Mesela şurada bir link veriliyor. Linki kopyalıyorsunuz. Öğrenciye mail olarak gönderiyorsunuz. Burada kodu da veriliyor sınavın. Öğrencinin de Socrative uygulamasına sahip olması gerekiyor. Ve sisteme girdikten sonra sizin sınavınızı uygulayıp size geri gönderebiliyor. Ayrıca siz bunu çıktı almak istediğinizde az önce ekranda görüldüğü gibi PDF olarak da size quizinizi indirebiliyor.
Mesela göstermek istediğim de size, ben quizin öğretmen tarafından hazırlanan kısmı şu şekilde. İşte soruyu hazırlıyorsunuz. Buradan arttırabiliyorsunuz. Ayrıca soru eklerken siz buraya doğru yanlış şeklinde, kısa cevaplı şekilde ya da çoktan seçmeli şekilde de ekleyebilirsiniz. Yani bir sınavınızı farklı çeşit sorularla da oluşturabiliyorsunuz. Raporlar kısmı da var, bir saniye. Neydi, görmek istiyorum. Burada mesela öğrencilerinizin, ben herhangi bir sınıf oluşturmadım burada. Öğrencilerinizi yerleştirebilirsiniz. Öğrencilerinizin gönderdiği ödevlere göre onların puanlamasını, raporlamasını da görebiliyorsunuz. Burada ayrıca oyunlar da var aslında, ama uygulamayı yükseltmeniz, satın almanız, pro sistemine geçiş yapmanız gerekiyor. Devam edelim. Gördüğünüz gibi benim oluşturduğum. Burada raporlamaya bir örnek gösterebiliriz. Ben sınıf oluşturmamıştım ama oluşturulan sınıfa bir örnek burası. That quiz de çok güzel. Türkçe içerikli hazırlanmış genellikle. Yani Türkçe içeriğine ulaşabiliyorsunuz. İçerisinde sanal sınıf oluşturabiliyorsunuz. Öğrencilere çoktan seçmeli, eşleştirmeli sorular hazırlayabiliyorsunuz. Herhangi bir doğru yanlış soruları yok bunda. Ondan sonra burada genellikle ben içeriğini incelediğimde matematik ağırlıklı sorular hazırlandığını gördüm. Ama yine işte coğrafya ile ilgili başka şey de vardı. Fen bilgisi, fen bilimleriyle alakalı sorular da hazırlanabiliyor. Hatta fen bilimlerine tıkladığımda işte hücre yapısı, hayvan hücresi, bitki hücresini genel hatlarıyla gösteriyor. İşte numaralandırıyor. Numaraları tıkladığınızda o hücreyle ilgili organeller ile alakalı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Öğrencilere sınav gönderebiliyorsunuz. Yine tarih veriyorsunuz, takvim oluşturuyorsunuz. Öğrenciler size sınavlarını geri gönderebiliyor. Yine burada raporlaştırmalarla da öğrenci düzeyini takip edebiliyorsunuz. Mentimeter'da şöyle slayt şeklinde hazırlanıyor sorular. Yani her slaytta bir soru türü var. O slayt, o soru türüne özgü müzik yükleyebiliyorsunuz. Çocuk fondan müzik dinleyebiliyor ya da heyecan katabiliyorsunuz soruya. Burada hatırladığım kadarıyla açık uçlu sorular var. Kelime bulutu oluşturabiliyorsunuz. Burada bir zihin haritası oluşturmak isterseniz, beyin fırtınası oluşturabilirsiniz. Yani üniteyle alakalı anahtar kelimelerin oluşturulduğu bir kelime bulutu oluşturabiliyorsunuz. Anket yapabiliyorsunuz bu uygulamada. Oylama oluşturabiliyorsunuz. Mesela burada bir soru var işte, hangisi bir delta ovası değildir diye. Burada kaç kişinin doğru, kaç kişinin yanlış ya da kaç kişinin hangi şıkkı işaretlediğini görebiliyorsunuz. Bu quiz'i oluşturduktan sonra yine bir kod gönderme sistemi var. Kod gönderiyorsunuz öğrenciye. Öğrenci kodu girdikten sonra cevaplıyor ve size raporu ulaşıyor. Learning Apps eğlenceli bir platform bu da. Kullanıcıların farklı eğitsel oyunlar ve etkileşimli içerikler hazırlayabildiği zengin bir web sitesi. Burada oylama yapabiliyorsunuz, sohbet odası kullanabiliyorsunuz. Burada ben yapılabilecek uygulamaların temalarını da göstermek istedim. Mesela ben şunu kendim hazırlamıştım. İşte öğrencilere sundum derste. İşte linki tıkladık. Canlı derslerde, özellikle uzaktan eğitimde çocukların derslerine heyecan katmak istiyorsanız, işte hangisi 2 onluk 5 birlik sayısını ifade eder diyor. Bu kim milyoner olmak ister uygulaması niteliğinde. Öğrenci bir cevap veriyor, onu tıklıyorsunuz. Doğruysa yeşil yanıyor, yanlışsa turuncu yanıyor. Seviyeleri nasıl atladığını, ne kadar para kazandığını gösterebiliyorsunuz çocuğa. Yine tatlı bir rekabet oluşuyor sınıfta. Çengelbulmaca tipinde var, adam asmaca tipinde sorular hazırlayabiliyorsunuz. Ayrıca burada takvimde kullanabiliyorsunuz. Linkini de buraya bıraktım yine sizler için. Quizizz'i 5 yaş üstü tüm bireyler için kullanabiliyoruz. Quizizz ücretsiz, tüm detaylarına, tüm kullanmak istediğiniz soru tiplerine ücretsiz olduğu için
ulaşabiliyorsunuz. Bu uygulamada öğretmenler bir hesap oluşturuyor, kısa bir sınav hazırlıyorlar. Sınavın kodunu öğrenciye gönderiyorsunuz. Öğrenci koduna kendi telefonundan ya da iPad'inden, bilgisayarından Quizzes uygulamasına tıklayarak join deyip kodunu giriyor. Sonra sınavı başlıyor. Öğrenci öğretmen start düğmesine bastıktan sonra başlıyor yalnız. Yine Kahoot'ta olduğu gibi öğrencilerin online bir şekilde aynı anda sınavda olması gerekiyor. Ardından öğrenciler soruları cevaplıyorlar. Sınav sonucu kendisine de öğretmene de bir rapor halinde ulaşabiliyor. Önceden Quizzes'de sadece çoktan seçmeli sorular vardı. Artık boşluk doldurma soruları da var. Onay kutusu olan sorular da var. Bu nedir? Mesela birden fazla cevabı var. Onlara tik atarak o şekilde sorular oluşturabiliyorsunuz. Klasik türde sorular var. Ayrıca Quizzes'de artık anket de oluşturabiliyorsunuz. Wordwheel burada aslında pro uygulaması var bunun. Çok fazla hani ücretsiz kullanırken size kısıtlı bir imkan sunuyor. 5 seçenek sunuyor size. 5 kere oyun hazırlayabiliyorsunuz. Ama burası çok eğlenceli. Satın alındığında özellikle sınıfa özel etkinlikler hazırlayabilirsiniz. Oyunların süresini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz ipucu verebiliyorsunuz. Öğrencilere bir link gönderiyorsunuz ve soruları cevap alabilirsiniz. Mesela burada adam asmaca var. Yine quiz oluşturulabiliyor. Bulmaca türünde sorular var. Çark sistemiyle ilgili sorular var. Mesela öğrencilere uygulamışlar bunu dokunmatik ekranda. Bir görsel bulundurmak istedim sizlere örnek olması açısından. Plickers'da öğrencilerin çok fazla bir böyle ellerinde tablet ya da telefon bulundurmasına gerek yok. Sadece öğretmenin önceden Plickers uygulamasından tıklayıp çıktı aldığı kare kodlar verilmesi yeterli. Her öğrencide bir kare kod bulunuyor. Bu kare kodun her kenarında belli bir şık var. Öğretmen soru sorduktan sonra gerekli şıkkı üst kısma getiriyor. Çocuğun hangi cevabı verdiğini görüyoruz burada. Her eğitim düzeyinde tema sonu değerlendirme yapabilirsiniz bununla. Anket ya da oylama yapılabiliyor Plickers'ta. Bunun dışında sınıfta kullanmak için öğrencilere web sitesine mevcut olan kare kodlar çıktı olarak verilmesi yeterli. Burada da yine sınıf oluşturabiliyorsunuz. Yerleyelim. Şimdi burada anketler var. Ben burada size genellikle ücretsiz bir şekilde anket oluşturabileceğiniz, link gönderip insanların size tekrar anketi geri gönderebileceği ya da onların anketi oluşturulduğunda sizin uygulayıcı olarak sisteminize verilerin düşeceği uygulamaları, ücretsiz uygulamaları gösterdim. Bunların da yine pro seviyeleri var. Satın alındığında çok daha detaylı anketler oluşturabiliyorsunuz. Ben sunumumun sonunda sizlere SurveyMonkey'de oluşturduğum bir değerlendirme anketi göndereceğim. Onu da uygularsanız sevinirim. Arkadaşlar sunumumun sonunda ben size bu çoklu ortam uygulamalarında kullanılan Webix 0 araçlarının ne çeşit sorular içerdiğini güncel bir şekilde tabloya dökerek sunmak istedim. Dilerseniz bunu da inceleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz olduğunda yine bana ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.